14 Eylül 2021 Salı, ben Oktan Erdikmen. Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da yarı kapanma söylentileri yeniden başladı. Bild gazetesi hükümetin seçimden sonra yarı kapanmaya gitmeyi planladığını yazdı. Maliye Bakanlığı'na dayandırılan bir rapora göre fuarlar için iptal ödemeleri bile planlanmış. Gerekçe olarak yükselen vaka sayıları ve aşılamadaki duraksama gösterilmiş. FDP bunu eleştirdi. Bütçe sorumlusu Fricke, hükümet salgınla ilgili yeni bir bilgiye ulaştıysa bunu vatandaşlarla paylaşmalı, seçimleri beklememeli dedi. Ekonomi Bakanlığı ise bu durumla ilgili bir bilgisinin olmadığını duyurdu. Yine bir söylenti ama bu söylentiler genelde doğru çıkıyor. Başbakanlık Müsteşarı Helge Braun, seçimlerden sonra sonbaharda aşılananlar için sert önlemlere gerek olmadığını söyledi. RTL NTFA yayınına katıldı ve ancak bu aşısızlar için geçerli olmayacak, hastane ve okulların durumuna bağlı dedi. SPD'nin sağlık uzmanı Lauterbach da 2G kuralının ülke genelinde yaygınlaşacağını ve salgının bu sayede sona ereceğini düşünüyor. Sonbahar ve kış aylarında aşısızlara büyük kısıtlamalar gelebilir. Ancak şu anda aşılananlara yönelik bir kısıtlama planı gündemde değil. CSU Grup Başkanı Dobrindt, zorunlu bir 2G kuralı getirilmesi spekülasyon, işleyen bir 3G kuralımız var, bu şimdilik yeterli dedi. Ancak Berlin Senatosu bunu yeterli bulmadı. Berlin'de isteyen işletmeler 2G'ye geçebilecek. 2G sadece aşılananlar ve iyileşenler girebilir demek. 3G bunlara ek olarak test yaptıranlar da girebilir demek. Berlin'de işletmeler buna kendileri karar verecekler. 2G uygulayan yerlerde maske, mesafe ve müşteri sınırlaması da olmayacak. Ancak tüm personelden aşı istenecek. Yeni uygulamanın 18 Eylül'de başlaması planlanıyor. FDP bunu da eleştirdi. Parti yöneticisi Kazaya bunun arka kapıdan aşı mecburiyeti olduğunu savundu. Robert Koch Enstitüsü Başkanı Profesör Doktor Wieler bir grip salgınına karşı uyarıda bulundu. Geçen sene maske, mesafe, evden çalışma derken neredeyse kimse grip olmamıştı. Önceki sene 180 bin olan grip vakaları birkaç yüze kadar düşmüştü. Daimi Aşılama Komisyonu Başkanı Profesör Mertens da halka grip aşısı olma çağrısı yaptı. Ciddi grip riski taşıyan kişilerin hemen şimdi aşı olmalarını şiddetle tavsiye ediyorum dedi. Aile Hekimleri Birliği de aynı görüşte. Okulların kapanması çocukları çok kötü etkiledi. Özellikle eğitim seviyesi düşük olan ailelere mensup öğrencilerin derslerde geri kaldığı belirtildi. Okuma sorunu %11, matematik yetersizliği %8.7 arttı. Hamburg Eğitim Bakanı uzaktan eğitimin hiçbir zaman okulda eğitimin yerine geçemeyeceğini söyledi ve bu açıkları kapatmak epey zor olacak dedi. Özellikle sosyal açıdan dezavantajlı ailelerin çocuklarıyla olan farklar maalesef daha da açılmış oldu. Almanya'daki yeni vaka sayısı ise 6.325. Geçen hafta aynı güne göre 400 arttı. Ancak R değeri ve insidans düşüyor. Yoğun bakımdaki hasta sayısında biraz artış var. 1.500 oldu. Şu ana kadar yaklaşık 52 milyon kişi, nüfusun %62'sinden fazlası tam doz aşılandı. 207 bin kişiye de 3. dozun yapıldığı belirtildi. Forza'nın son anketine göre SPD %25, CDU-CSU 21, Yeşiller 17, FDP, AfD 11, Sol Parti ise %6 görünüyor. 2017'de seçime katılım %76.2 idi. 15 milyon kişi seçme hakkı olmasına rağmen oy kullanmaya gitmedi. Neredeyse 4 kişiden biri. Yaklaşık 10 milyon kişinin de oy verme hakkı yok, hiç yok. Bu da birçok bölgede orantısız sonuçlar çıkarıyor. %20 katılım olan yerler var ve oy vermeye gitmezseniz gidenlerin tercihleri tarafından yönetiliyorsunuz. Aşırı sağcılar gidiyorlar. Bu da onlara daha fazla milletvekili, daha fazla güç ve para getiriyor. Yarın öbür gün belediyelerde şurada burada aşırı sağcılar karşınıza çıkabiliyor. Bu yüzden mutlaka oy vermek lazım. Barajı geçebilecek partilerden birine verirseniz aşırı sağcıları da zayıflar.